Arkadaşlar merhaba, selamun aleyküm. Sizin dediğiniz gibi mantıklı olan da oydu zaten. Dişi ve erkekleri komple buraya ayırdım. Siyah beyaz olanı da şöyle arayı böldük malzemeyle. Şimdi daha sağlamlayacağız onu. Burada yalnız bıraktık. Artık kendine uygun bir yuva bulup yavrusunu çıkarsın. Zaten 2-3 güne kalmaz muhtemelen yavrusunu yapacak o. O burada yavrusunu yapıp büyütene kadar zaten 10 gün 15 gün geçecek. Bir 10-15 gün sonra onu biz bu tarafa alırız yavrularıyla beraber. O zaman zaten yavrular da büyümüş olacak. Diğerlerini bu biraz rahat etsin. O şimdi tedirgin oluyor. Yuvaya ötekinler de gir çık yapıyor. Yuva yapma işlemini bitirmiş zaten. Ondan dolayı sizin dediğiniz olayı dinledim. Yani her ne kadar yorumlara cevap veremesem de yazdıklarınızı net okuyorum arkadaşlar. Hani hepsine cevap vermem zamanen yetmiyor, kusura bakmayın, ama dediğim gibi yazdıklarınızı ben önemsiyorum. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Siyah beyaz tavşanı orada yalnız bırak. Diğerlerini öteki tarafa al. Annesi erkek öldürebilir yavruları diye. Hatta üzerine basabilir diye söylemiş. Aynen onu uyguladık. Güzel oldu. Yani bu alanda bu yavru rahat rahat yavrusunu yapsın. Siyah beyaz tavşanımız. Bunların zaten muhtemelen gebelikleri bizim bu erkeği getirdiğimiz zaman ile aynı. 30 günü var. Yani şöyle söyleyeyim, 24 günü var. Bunun zaten yuvayı yapmaya başladığı için muhtemelen 3-4 güne yavrulama operasyonu başlayacak. En azından bu zaman zarfı içinde de yuvasının hazırlığını yapsın. Bunlar eskilerden bence gebe değillerdi. Erkek tavşanımızı zaten geldiği gibi ikisini de eşledi. O günden hesap yapmaya başlarsak, ki videoda zaten eşleme günü belli. Bundan sonra dev valikan üretimi yapacağız. Ondan dolayı burada durması daha uygun diye gözlemledim. Bıldırcınlarımız da aynı şekilde sizin dediğiniz gibi sağa sola yumurta yapıyorlar. Buluruz dedik ama maalesef bulamıyoruz. Çünkü bunlar buraya kazıyor ve gömüyorlar. Tabii yumurta yapan 3 tane dişimiz var ama nereye yumurtladılar, ne yaptılar bilmiyorum. O sebepten dolayı bıldırcınlara bir durum yapacağız. Yani yumurtalarını alma düşüncesinde değiliz şu an. Mesela tavşanın dibinde bir tane yumurta var. Artık bilmiyorum. Bıldırcınlar için de ya köşeye bir alan bırakacağız ya da böyle başıboş gezecekler. Şu an 3 tane dişi olduğu için çok çok lazım değil yumurtalar. En kötü yumurtalarını toplar yeriz. Tek tek bulduğumuzu. Ama sayıp ürediği zaman bunlara daha farklı bir sistem yapacağım. Olmazsa şu üst bölmeye bir tel çekip dışkısı aşağıya dökülsün de diye. Bunun içinde güzel bir yuva yapabilirim. Bu köşe bence bıldırcınlara uygun. Tabi bizim düşüncemiz başıboş doğal gezsinlerdi. Ama tabi tavukların altından çıkan malzemeyi attığımız için şöyle betona ulaşmak biraz zor. Gördüğünüz gibi altta çok güzel beton var. Şurası artık bayağı dolu. Ondan dolayı bıldırcınlara da bir işlem yapacağız. Bir köşeye yumurtlarlar da düşündüm ama düşündüğümüz gibi olmadı. Şebap güvercinleri de buradan alayım diye düşünüyorum. Aslında güzel duruyor ama sıkıntı, hayvanlar burada üreme evresine geçmiyor. O sebepten dolayı şebapları şimdi buradan alacağım. Eski yerlerine koyacağım. Orada üretim devam ediyor. Diğer güvercinlerin de yavrularına şimdi zaten beraber bakacağız. Tavşanlarımız böyle iyi oldu. Aslında sabah kapatmıştım ama üstten atlamışlar. Malzemeyi bu sefer daha dik koydum. Bu sefer umuyorum ki geçmeyecekler. Şebaplarımızı buradan almayı düşündüm ve alacağım. Yuvalıkta zaten bu yapmış olduğumuz malzeme şebaplar için küçük kaldı. Onu da gördüm. Şimdi şebaplara büyük bir yuvalık ayarlayıp öteki güvercinler gibi üretimini yapacağım. Burada pek sevmediler bu alanı. Şöyle çıkalım.
Güvercinlere bir bakalım. Biliyorsunuz. Bir tane güvercinimiz vardı şurada. Annesi geçen ölmüş, kaybolmuş ya da kedi yemiş bilmiyorum. Ama yuvada yok. Yuvada olmadığı için yavrular büyümüştü ama şu anda tabii durumları nedir ne değildir bir beraber bakalım sizinle. Onun da yuvası bayağı pislenmiş. Şimdi bu yavruların yerini değiştireceğim ama. Aynen bunlar bayağı bakayım kursakları nasıl. Vallahi kursakları dolu. Baba bunlara tek başına yetebiliyor arkadaşlar. Başka güvercinler bunlara yardım ediyor mu bilmiyorum ama. Bu arada ana bunda paça varmış. Bir tanesi paçalı, bir tanesi de paçasız çıkmış. Etrafı çok pislenmiş. Bunları buradan komple alayım, temizleyeyim. Zaten yan bölmeler temiz. Alıp temizleyeyim. Bu güvercin bunlara bakıyor mu bilmiyorum ama bu ya baba gayet başarılı şekilde bakıyor. Yavruların hemen hemen komple tüylenmişler. Baba iyi bakıcı. Onu biliyorum. Ama tabii baba şu an eşsiz kaldı. Ona bir tane daha eş ayarlayacağız. Almayacağım ama yavrularından bir tanesinde bakıcı olacakları için eşleyeceğiz galiba. Dur bakalım. Şebapları buraya almıyorum çünkü biliyorsunuz bunları saldığım için şebapları salıp kaybetmekten korktuğumdan dolayı onları birazdan eski yarışma kafeslerine alacağım. Tamamı boşaldı zaten. Onlara da bir bakalım. Yani şu bizim babamız gayet de başarılı şekilde bakıyor ama erkek sayımız biraz fazla. Bence şu taklacı dişi. Bu da dişi. Şunun da dişi olabilme ihtimali var ama daha bir şey görmedik. Bakalım bunlardan bir olay yapacağız. Hatta baba bizim taklacı yani şu babayla böyle bir yavru eşlemeyi düşünüyorum. Paçalı olduklarından dolayı. Anne paçasızdı. Hünkârımız tek kaldı. Hollanda tepelimiz maşallah yumurtlamış karşı tarafa bir tane. Bunlar bir artı bir. Bugün görüştüm Manisa Dernek Başkanı'yla. Onda Cücekoş'in siyah beyaz karyadı yani Black Motlet varmış. Nasipse ondan bir tane koşine horoz alacağız. Bunlar da şebaplarımızın yavruları. Bu taraftaki daha büyümüş, öteki taraftaki biraz küçük mü kalmış? Yok. Ama evet, kursağı sanki böyle birazcık boş gibi geliyor. Bakayım. Evet, bunlara biraz yem vermeye çalışıyorum. Bunun kursağı boş kalmış, anne bakamamış. Evet, dediğimiz olay tam da burada galiba meydana geliyor arkadaşlar. Bir tanesine iyi bakarlarken bir tanesine iyi bakamamışlar. Olmazsa biraz buğday muğday vereyim de hayvanlar rahat etsin. Dur bakalım. Bu güzel. Bu zaten tek olduğu için maşallah taklacının yavruları buna gayet başarılı bakıyor. Renklerini de almaya başlamış. Muhtemelen babaya çekecek. Öyle gözlemledim. Babası da zaten burada. Aynen babaya çekecek ama tabi huyu anneye benzerse mükemmel olacaklar. Hünkârlarımızın yemi bitmiş arkadaşlar da ondan dolayı belki bakmamış. Bir gözlemleyeyim ben bunları. Yavru eğer yarın da aynı bu şekilde olursa mama vereceğiz. Daha önce görmüştüm. Pet bardağın içine lastik takıyorlar ucuna. Bir delik deliyorlar. Oradan yavru güvercin kendisi besleniyor. Doğruysa yorum bölümüne yazın. O şekilde bakımına devam ederiz. Şebapları çünkü hünkârlarımızdan üreteceğiz. Bu vesileyle de sistemi öğrenmiş olalım. Şebapları da birazdan getireceğim zaten. Buraya koyalım. Onların da çünkü üreme zamanı geldi. Artık güzel bir yuvalık yapacağız inşallah. Durum bu. Tavuklarımızın zaten durumunu dün anlatmıştık. Hepsini ayırdık artık. Maşallah var. Burada bir tane tavuğumuz var yumurta yapan. Öteki tarafta yumurta yapanımız henüz yok. Yani üretime daha yavaş yavaş başlayacağız ama tavukların var zamanı daha komple yumurtlaması için.
Velhasıl kelam durum bundan ibaret arkadaşlar. Çalışmaya devam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.